Evren ne kadar yeni? Güneş ne zaman doğdu? İnsan kaç yaşında? Zaman mı yaşlı, insan mı? Hatırlanabilen en eski zamana gidiyoruz. İlk resimle bakışıyoruz. İlk sesle konuşuyoruz. Kahramanlar uyanıyor. Karanlık ışıkla buluşuyor. Hayat devam ediyor. Toprak ve kemik, güneş ve kan. Yaşam, adalet ve ölüm. İnsan evrenle buluşuyor. Hayat yeryüzünden tuvale. Tablolar mağaralara taşındı. Ahmet'in resimlerinde bir olağanüstülük var ve anıtsallık var. Çok önem taşıyan bir şey özgün olmak. Ahmet özgün bir sanatçı. Sadece beğenmek yetmiyor, mesela saygı duyuyorsunuz Ahmet'in resimlerine bakıp. I'm grateful, Ahmet. Ahmet Güneştekin'in Kesişmeler Dönüşümler sergisi Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde gerçekleştirildi. Sanatçının 27 eserinin sergilendiği etkinliğin küratörlüğünü Mehmet Ali Hatemi üstlendi. 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen ve Bakan Egemen Bağış'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı siyasetçinin katıldığı Küresel Sorunlar Platformu'nun açılışıyla birlikte başlayan sergi büyük bir ilgi gördü. Ahmet Güneştekin, one of Turkey's very well-known prominent modern artists. Sıra dışı bir ışıklandırmayla kurgulanan sergiye farklı bir özellik kazandıran bir başka unsur da sanat tarihçi Yalçın Sadak'ın metinleriydi. Tablolar arasındaki boşluklara oturtulmuş bu metinler, yazarın Ahmet Güneştekin için yazmış olduğu monografiden derlenmişti. Kesişmeler Dönüşümler sergisi içinde ayrı bir metin kaleme alan Sadak, Güneştekin'in yaratıcı sezgisinin taşkın ve bilinç dışı önceliklerle fark yaratan niteliğine dikkat çekmekteydi. Kesişmeler Dönüşümler, Güneştekin'in 5 farklı döneminden seçilmiş yapıtlarından oluşan spesifik bir potpourri. Anıtsal boyutta iki konstrüksiyonu da içeren bu 5 kümelenmenin son 3 yılın ürünü olduğunu söylemek, sanatçının nedenle üretken
ve deneyici bir kimliğe sahip olduğunu duyumsatmaya yeter sanıyorum. Taşkındır Güneştekin'in üretimi. Bu da demektir ki onun yaratıcılığı özgür arzunun işleyişiyle ilişkilidir temelde. Kurduğu dil tam da bu nedenle boyuna dallanıp budaklanır. Beklenmedik sorun ve çözümlerle yüzleştirir bizi. Eğer yaratıcı çabanın gücünü tekrarın değil, fark yaratmanın gücü olarak hesaba katmak durumundaysak, orada iş görenin bilinç değil, bilinç dışı olacağı açıktır ve Güneştekin'in benzersiz önceliklerle donanmış bir sezgiye sahip olduğu bu sınırlı sunum içinden bile kolayca ayırt edilebilir. Sergiyi spesifik bir potpourri olarak tanımlamamın nedeni de bu. Yapıtlar kendi bağlamlarını tipik biçimde temsil etmekte, sunumsa onların nerede birbirlerini önceleyip nerede ayrıştıklarını net olarak örnekleyecek yetkinlikte. Öyleyse salt seyirlik bir sergi değil bu. Bizi farklı kümelenmeler arasındaki kesişim ve dönüşümlerin izini sürmeye davet etmekte. Küresel Sorunlar platformunda gördüğü beğeni sonrasında başta Bakan Egemen Bağış olmak üzere birçok siyasetçi, akademisyen ve sanatçı tarafından uzatılması talep edilen sergi yeni bir açılış etkinliğiyle 30 Mart'a kadar uzatıldı. İkinci açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirilen sergi 2010 yılında kaybettiğimiz usta ressam Ömer Uluçağ'dandı. Not only in Turkey, but in the near Middle East and Europe. It's a way to find out similar language in images and painting as Yasha did for me. Kokteylde en büyük ilgiyi kuşkusuz ki Yaşar Kemal gördü. Güneştekin'in hemen hemen her sergisinde bulunmaya gayret eden Yaşar Kemal, tabloları o bilindik sanatçı titizliğiyle incelemeyi ihmal etmedi. Yalçın Sadak'ın kalemine olan hayranlığını bildiğimiz usta yazar, tablolar gibi metinleri de dikkatle inceledi. This is spirituality in this world. This is the deepness of this world. You can feel it. If you don't feel it, you can walk away from it. But it gets into everyone. It gets into people's hearts. When he first started, I remember, he started with the news. And I asked once to him, Ahmed, are you going to continue like this? He said, no. A day will come that you shall be proud of me. And today is that day. Kimi geçmiş zamanın, kimi de öte zamanın kokusunu taşıyan tabloların fısıltıları, büyük orkestradaki uyumu andırır gibiydi. Hepsi kendi yerinden memnun, gösterdiklerine ve anlattıklarına son derece duyarlı. Olmak istedikleri yerde olmanın verdiği huzuru yayıyorlar izleyenlerinden içeri. Bir ressamın sadece elinden değil, bir boyanın sadece renginden ya da güneşin sadece ışığından değilmişçesine duruyorlardı. O duvarlardan koparcasına ayrı, onlarla bir olurcasına yapışık eserler, mekanı tatlı bir mücadele alanına çevirdiler.
hep yeni deneylerle karşılaştım. Tuvalin yüzeyini zorlayan bir heyecan içinde. Küresel Sorunlar Platformu toplantısının birkaç gün sonrasında salonda bu sefer de minikler vardı. Yurt gezileri boyunca buluştuğu binlerce çocuğun anıları arasına bir de İzmit Güzel Sanatlar Merkezi'nin özel yetenekli çocuklarını ekledi Güneştekin. Ahmet Güneştekin konulu eğitim gezisi kapsamında Santral İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde sanatçıyla buluşan çocuklar, sergi ziyareti öncesinde sanatçı ve sanatıyla ilgili hazırladıkları sorularını birbiri ardına sormaya başladılar. İyi bir ön hazırlık yapıp geldikleri, sordukları sorulardan anlaşılan çocukların eserleri de aynı yetkinlikte izlemeleri, serginin anıları arasında yer alan çarpıcı bir izlenimdi. Çocuklara bir de Kesişmeler Dönüşümler sergisindeki gözlemlerini aktarabilecekleri eser inceleme formu hazırlanmıştı ve onlar ödevlerini en iyi şekilde yapma telaşı içindeydiler. Bir kimyager dikkatiyle inceledikleri eserleri bir şair inceliğiyle formlarına aktardılar. Telaş içinde doldurmaya çalıştıkları sayfalarda merak edilesi yorumlar vardı. Küçük yaşlarına rağmen resme büyüklerin baktıkları yerden ve ustaların anladıkları derinlikten bakıyor gibiydiler. Bir hedef içinde gördüm kendisini. Sürekli kendini aşan bir tavır içinde. Böyle bir sürece girmiş. Kutluyorum kendisini. Kurumamış boya kokusu, efsane kahramanlarının nefeslerini dolduruyordu. Ölümsüzlüğün, güneşe açılan saf adalet kapısının ardında olduğunu imleyen eserler, büyülü bir zamandan bir anlık çalıntı gibiydiler. Mekanın neresinde durulup, yüzeyin neresine kurulacağının bilinmezliği içinde çırpınan seyircinin imdadına yetişen metinler, kimi zaman eserleri, kimi zaman da sanatçıyı vurguluyordu. Bunu yaparken öyle gizleniyordu ki kelimeler, var mı, yok mu diye afallıyordu varlık. Tablolardan kopan ses, kelimelere bürünüp duvarlara yapışmıştı sanki. Bazen coşkulu, bazen sakin.